Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saray sarması tarifi vermek istiyorum. Hemen tarifimize geçelim. 1 litre sütümü tencereye alıyorum. Sütüm normal inek sütü ve paketli sütlerden değil. Üzerine 1 bardak şeker ilave ettim. 1 bardak da un. 3 yemek kaşığı kakao. Ve çırpma teliyle ilk başta pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıp muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişiriyorum. Fırın tepsime 2 su bardağı kadar Hindistan cevizini serptim. Bu tatlıyı bir gece önceden yaparsanız çok daha iyi olur, sarılması kolay olur. Muhallebi kıvamına geldi. Kıvamını da görüyorsunuz. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. 1 paket de vanilya. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Ve lezzet vermesi açısından 80 gram sütlü çikolata koyuyorum. Koymasanız da olur ama lezzetli olmasını istiyorsanız çikolata ilave edin. Bim'den almıştım çikolatayı, en ucuz çikolata. Ve erimesini sağlayalım. Kolayca eriyecektir içerisinde. Ocağımızı artık kapattık. Ve fırın tepsimize Hindistan cevizlerini serptikten sonra sıcak olan tatlımızı döküyoruz. Ben bir gece önceden yapıyorum. Ertesi gün yiyoruz. Kolayca sarılıyor. Size zaten fotoğraflarını da göstereceğim. Spatula ile her tarafına yayıyorum. Bir su bardağı soğuk sütle bir paket krem şantiyi de çırpıp hazır edelim. Hemen bakın kabuk tutuyor. Hızlı yapmanız gerekiyor bu işlemi. Hafif bir tatlıdır, sütlü tatlı. Eminim ki çok seveceksiniz. Soğudu benim pastam. Üzerine de krem şantiyi sürüyorum. Bütün yapacağınız işlem bu kadar. Daha sonra 10 parça, 12 parçaya ne kadar büyüklükte istiyorsanız bölebilirsiniz. Harika bir lezzet oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyenlerden lütfen aşağıda yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ben ortadan ikiye böldüm ve ortadan ikiye böldüğüm parçayı da üçe böldüm. Toplamda 12 parça tatlımı elde ettim. Ve bir daha ortadan kesip katlama işlemi yapabiliyorum. İçerisine ceviz de koyabilirsiniz, muz da koyabilirsiniz, öyle de sarabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İşte hazır. Çok lezzetli görünüyor gördüğünüz gibi. Hiç kırılma olmuyor. Yeni videolarda, yeni tariflerde tekrardan buluşmak dileğiyle. İyi günler dilerim.